Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Kimse Yok Moderneği'ne öğretmenleriyle birlikte gelen Miray Anaokulu öğrencileri amaçlarını KRT mikrofonlarına anlattı. Hoş geldiniz. Kimse Yok Moderneği Şube Sorumlusu Yaşar Yeşil, minik öğrencilerin bu anlamlı desteğinden duyduğu memnuniyeti ve kampanyayı şöyle anlattı. Biliyorsunuz Suriye'de savaş var ve bu anlamda biz Balıkesir'de okullarla çalışmalar yaptık, kampanyalar düzenledik. Hem Körfez dershaneleriyle hem de Fırat Okulları'yla, Özcan Koleji'yle bunlardan hem gıda toplamak anlamında hem de nakdi yardım anlamında destek istedik. Bu okullardan 6 ton kadar bir gıda topladık. Gıdaların yanı sıra da bu minik öğrencilerimize, Miray Anaokulu öğrencilerine de kumbara verdik birer tane. Bu kumbaralarını da şu anda gördüğünüz gibi doldurdular. Hem yardımlaşma duygusunu tattılar hem de o televizyonlarda gördükleri Suriye'li kardeşlerine, okulları yıkılan kardeşlerine yardım amacıyla bu kumbaraları bize getirdiler. Şimdi biz onları hem bilgilendirmek istiyoruz hem kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Bu anlamda da derneğimizi ziyaret ettiler. Derneğimiz hakkında bilgi vermek, onlara bir tanıtım yapmak ve onların bir pırıl pırıl kalpleri, böyle parlayan gözlerini görüp biz de heyecanlanmak istedik. Kendilerine hakikaten teşekkür ediyoruz. Belki bu kumbaralar sembolik olabilir, içinde 5'er 10'er lira para çıkabilir ama asıl amaç bundaki yardımlaşma duygusunu geliştirmek ve bu kardeşlerimizle toplumda birlikte beraber içinde yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Miray Anaokulu Müdürü Nedim Zambak da öğrencilerinin bu etkinliğiyle ilgili olarak duygularını dile getirdi. Çocukların yüzlerinize baktığınızda gerçekten mutlu olduklarını sizin dediğiniz gibi hissedebiliyorsunuz. İnsanlar kendilerini mutlu etmek için başkalarına yardım ederek kendilerini de aslında mutlu etmiş oluyorlar. Bu küçük yaşta da yavrularımız bunu tatmış oluyor. Yolda gelirken işte arabada o sevinci ben hissettim. Şimdi de gözlerinde aynı duyguyu hissediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir yardıma vesile olduğunuz için size Yaşar Bey teşekkür ediyoruz.